Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Tapsol programında takım listesi oluşturmayı göstereceğim. Takım listesi oluşturmak için boş bir tane teknik resim açıyorum ve onayladım. Daha sonra çizgilerime çift klik yaptım. Buradan fazlalık olanlarını kapatıyorum ve A4 dikey olarak seçip onayladım. Daha sonra detaylan sketch kısmına gelerek title block, yani boş bir tane antet sayfası açıyorum. Antet sayfasında text kısmına gelerek proje adı, arayaz 5 mm olsun, bu şekilde bıraktım. Altına üretim sorumlusu veya CAM sorumlusu yazabilirsiniz. Bu şekilde bıraktım. Tarih. Sağ tarafa parça adı, program numarası, parça numarası, takım sayısı, yine sağ tarafı ekstradan makine adı, üretiminizde birden fazla tezgah olabilir ve işleme süresi olarak bunları belirtiyorum. Tabii daha sonra bunları hizalama yapmam gerekir. Hizalama için Annotation Alignment seçeneğini seçiyorum. Text 1 yukarıdan çizgiye hizalansın. 10 mm olsun. Yataydan çizgiye hizalansın. 70 mm olsun. Ekstradan Image kısmından resim alabilirim. Şurada bir Tapsolid CAM yazım olsun. Daha sonra kalan hizalama işlemlerini de gerçekleştiriyorum. Bunlar için yine Annotation Alignment seçeneğini kullanıyorum. Hizalama işlemlerini yaptıktan sonra antet onaylıyorum. Ve var kısmından set diyerek açık olan bir CAM datasını buraya bağlıyorum. Daha sonra tekrardan antete giriyorum, edit diyorum ve text kısmından artık bu sefer spesiyel parametrelere giriyorum. Spesiyel parametrelerden artıya basarak parametre from projeden proje adı, buradan name, proje adı, yine yazı tiplerini font kısmından biraz büyütelim. Sorumlu olan kişi, sorumlu olan kişi adırdan üretim sorumlusu, daha sonra dokümandan tarih, tarihten sonra dokümandan
parçada. Parametre frontsetten makine adı. Yine parametre frontsetten toplam süre 5 link. Global time. Buradan 2 virgül ve dakika olarak bildiversin. Diyerek bütün parametreleri yazıyorum. Buradaki bilgileri de yazdıktan sonra yine hizalamaya geliyorum. Hizalamada yazılarımın hizalanmasını sağlıyorum. Bunları siz de bu şekilde devam edebilirsiniz. Hizalama işlemini yaptıktan sonra title bile onayladım. Bir şekilde bir rantet kendime oluşturdum. Daha sonraki adım book kısmı. Book kısmına tıklıyorum. Ve buradan paragraf model seçeneğini seçtim. Daha sonra kendime bir tane dikdörtgen çiziyorum. Şöyle bir dikdörtgen çizdim. İşlem 20 mm olsun. Sağdan 5. Şuradaki 175 ölçüsünü silip soldan 5 mm. Yukarıdan da 65 mm mesafe verdim. Daha sonra bir düz çizgi çekiyorum. Ve bu çizgiye de 55 mm bir ölçü verdim. Buradan sonra text kısmına geliyorum. Text kısmında şuraya takım çapı, yine formattan Arial 3 mm'lik yazıyla yazsın. Yan tarafına takım diş sayısı veya takım ağız sayısı diyebilirsiniz. Takım numarası. Takım köşe ödüsü. Z mesafesi veya Z boyu da olabilir. Şuraya bıraktım. Daha sonra tekrardan bunları da aynı şekilde hizalıyorum. Şekilde hizalandığını da gerçekleştirdim. Bu ilişkileri gizleyip göstermek için en sağda bulunan küçük bir ok işaretim var. Ona basarak realize diyorum ve gizlemesini gerçekleştiriyorum. Daha sonra text kısmına gelerek genel kısmından property diyorum. Property kısmından artıya basarak ekle, standard, machining, tools, full definition name dedim. Yine aynı şekilde yazı karakterini ayarlayabilirsiniz. Okey dedim. Daha sonra yine aynı seçenekten artı tool ve tool diameter. Thank you.
su, tatlı emetif. Şöyle iki tane olsun. Okeyledim. Bunu da çap işareti. Kutucuk içinde olsun. Rengi de kırmızı olsun. Boyut olarak da 3 milimlik bir yazı boyutunda. Şöyle okeyledim. Yine devam ediyor. Altıya bastım. Bu sefer takım diş sayısı. Takım seçimlerin içinde number of teeth. Bunun simge olarak ya da TDS diye getirelim. Şöyle bıraktım. Takım numarası. Yine Tools'un içinde. Pocket Description. Takım numarası. Takım uç radüsü. Tool bottom radius. Yine 2 virgüllü. Ve hizalamasını gerçekleştirdikten sonra yan tarafa resim ekleyeceğiz. Takım özelliklerine girdim. Yan tarafa işleme süresi, yine bunu da parametre olarak property'den 6'ya bastım. Tool total time'dan cinsini dakika olarak bunların da yine hilalamasını yapabilirsiniz. Daha sonra sketch'i onayladım. Şu kısım görmüş olduğunuz gibi doldu. Yine book kısmından model view diyorum. Model view'i şuradan görüntüsünü ayarladım. Kutucuğun içine sığacak kadar yapmam benim için yeterli. 6'ya bastım. Standart Machining Tool. Tool Oriented Driving. Kamera olarak Right Camera. Scale olarak da otomatikte her zaman 18'e 52 gelsin. Daha sonra render modda, görüntüde shading render modda olacak şekilde takımımız gelsin. İşlemi gerçekleştirdikten sonra bunu da onayladık. Daha sonra book kısmında chapter diyorum. Use tool list. Paragraph model 1. After 1 mm. Before 0.0. İşlemi gerçekleştirdikten sonra okeyledim. Takım özellikleri buraya gelmiş oluyor. Daha sonra sağ tık yaparak main set dedim ve bunu undefined diyerek onayladım.
Unrefined dedikten sonra onayladığım belgeyi kaydediyorum. Buna da takım listesi ismini verdim. Ve bunu da template'imin içerisine kaydettim. Daha sonra herhangi bir tane kemi açtığımda bu işleme sağ click drafting dedim ve takım listesini kullanarak al dediğimde takım listesi hazır bir şekilde gelmiş oluyor. Buradaki boyutları, ölçüleri değiştirebilirim. Buna göre ayarlamamı siz de kendinize göre yapabilirsiniz.